Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler uzmanı, eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörü, Amerikalı Yahudi Richard Falk, İsrail ve Filistin meselesini yıllarca bölgede gözlemledi. Falk, Boğaziçi Üniversitesi'nde TRT'nin global iletişim sponsoru olduğu Gazze'den sonra uluslararası hukuku yeniden düşünmek konferansı için İstanbul'a geldi. Richard Falk, TRT Haber'e konuştu. Ona göre İsrail'in Gazze'deki katliamı Hamas'ı güçlendirdi. İsrail'in Hamas'ı yok etme girişimi başarısız oldu. Çünkü Hamas, İsrail'in soykırımından güçlenerek çıktı. Buna Netanyahu'nun dikkati başka konulara çekme arayışındaki diğer başarısızlıkları da eklendi. İsmail Haniye suikastı da Netanyahu'nun dikkati dağıtmak için bölgede daha geniş bir savaş istediğini gösteriyor. Richard Falk, Haniye suikastinin bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişeli. Şu an için bunun büyük bir tehlike olduğunu ve bölgedeki halklar için çok korkunç olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun nereye varacağını bilemezsiniz. Birinci Dünya Savaşı'nın Veliaht Prens Ferdinand'ın suikastıyla başladığını hatırlamak gerekir. Suikastlar, öngörülemeyen zincirleme reaksiyonlara neden olabilecek sembolik olaylardır ve bu korkunç bir bölgesel veya küresel patlamayla sonuçlanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e koşulsuz desteği onun için hayal kırıklığı. İsrail'e karşı çıkmasını beklemiyordum. Ancak açıkça soykırımsal bir kampanyaya bu kadar aktif olarak katılmasını, ardından baş suçluyu bir kahraman olarak davet edip Amerikan Kongresi'nde konuşturmasını da beklemiyordum. Bu durum ABD hükümetinin en utanç verici girişimlerinden biridir. 94 yaşındaki eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörü Richard Falk'a göre Amerikan halkı da yönetimin İsrail'e desteğine karşı. Bu hükümet vatandaşların iradesine karşı duyarsız. Filistin meselelerinde sıradan Amerikalıların ezici bir çoğunluğu yönetimin aşırı derecede İsrail yanlısı politikasını desteklemiyor. Öğrenci protestoları bu durumu gün yüzüne çıkarıyor. Akademik özgürlük krizine karşı çok iyi finanse edilmiş Siyonist tepkisi, halk veya sivil toplumla yönetici elit arasında büyük bir uçurum yarattı. Large gap. We hold the fire.